gün arkadaşlar. Sıra geldi 1. Dünya Savaşı'nın o meşhur Wilson ilkelerine. ABD Başkanı Woodrow Wilson tarafından oluşturulan ilkelerdir. İlkeler savaş sonrasında uyulacak kuralları aslında ortaya koymakta, temelinde sömürgeciliği de engellemeyi amaçlamaktadır. Başarısız olmuştur. Savaş sonrasında İtilaf devletleri bunlara uymamış. ABD de yine çağdaş Türk ve dünya tarihinde göreceğimiz Monroe doktrinine, yani yalnızlık politikasına geri dönmüştür. 1820'lerde ABD Başkanı James Monroe'nin ortaya koyduğu doktrindir. Avrupa'nın iç işlerine karışmam, kimseyi de kendi iç işlerime karıştırmam dediği yalnızlık politikasıdır. Tabii ki bu ilkelerin itilaflar tarafından kabul edilmesi, ABD'nin savaşa girmesine ve savaşın süresinin kısalmasına yol açmıştır. Bu da çok bildik bir bilgi. Maddelerine örnekler verdik. Yenenler yenilenlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak. Bunu gördüğünüz yerde hangi yorumu yapıştırıyorsunuz? Amaç sömürgeciliği engellemek. Ama itiraflar ne diyecek? Tamam diyecek. Biz onlar kendi kendine yetene kadar kendini yönetemeyenleri koruyacağız diyecek. Buna karşılık manda ve himaye fikri ortaya çıkacak. Barışı korumak için milletler cemiyetinin kurulması kararı alınmıştır. Buna cemiyeti akvam da denir. Dikkat edin, bunu Birleşmiş Milletler'le karıştırabiliyorsunuz. Birleşmiş Milletler 2. Dünya'dan sonra, Milletler Cemiyeti 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuştur. İsim farklılığına dikkat edin. Osmanlı'da Türk nüfusun egemenlik hakkı tanınacak. Bulunduğu kısımlarda kendi yönetimini kurabilecek. Azınlıklar da kendilerinin yoğun olduğu bölgelerde yönetim kurabilecek. Bu Kurtuluş Savaşı'nın da dayandırıldığı bir noktadır. Ama 200'lü bir maddedir. Normalde işte Ege bölgesinde Türkler yoğundur ama bunlar biz yoğunuz deyip haksızca bu bölgeyi işgal edeceklerdir. İki türlü kullanılabilen bir maddedir. Her millet kendi kaderini kendisi tayin edecek ki buna self-determinasyon deniyor. Bunu duyarsanız yine Wilson ilkeleriyle ilgili olduğunu unutmayın. Gizli antlaşma yapılmayacak. Boğazlar tüm devletlere açık olacak. Alsace-Lorraine Fransa'ya verilecek. Bu yüzden Hitler 36'da yine Ren bölgesine saldıracak. Polonya Almanya'dan ayrılıp bağımsız bir devlet olacak ki 2. Dünya Savaşı'nda yine başlatan ilk olay neydi? Almanya'nın Polonya'yı işgali. Yani buradaki problemler, daha doğrusu buradaki sonuçlar 2. Dünya Savaşı'nın da sebeplerini oluşturacak. Evet. Wilson ilkeleriyle ilgili vereceğimiz bilgiler de bu şekilde. Başka bir videoda görüşmek üzere. Zaman sizin için aksın.